İnternet binlerce hayalet fotoğrafıyla dolu. Bu fotoğrafların kaynakları hakkında pek de bir bilgi bulunmuyor genelde. Geçen videolarda çift pozlama ile nasıl hayalet fotoğraflarının yaratılabildiği üzerine konuşmuştuk. Bu videomuzda ise farklı bir örnek var. Gelin önce videomuza konu olan bu fotoğrafa bir bakalım. Bir grup arkadaş kumsalda eğleniyorlar ve bu anlarını kaydetmek istiyorlar. Ancak fotoğrafı çektikten sonra garip bir figürün farkına varıyorlar. Fotoğrafı çeken kişi şöyle konuşuyor. Fotoğraf 2006 yılında bir kumsalda çekildi. 5 arkadaştık. Başka da kimse yoktu. Fotoğraf kişisel bilgisayarımdaydı ve kimsenin de bu fotoğrafa ulaşması mümkün değildi. Ben beyazlı kızım. Makineyi 3 metre uzaklıktaki bir masaya koydum. Yine fotoğraf çekilirken kimsenin fark etmediği ancak fotoğraf kaydedildikten sonra farkına varılan bir hayalet görüntüsüyle karşı karşıyayız. Böyle bir şeyin gerçekten yaşandığını düşünmek bile oldukça ürpertici değil mi? Fotoğrafı biraz incelersek, bulanık hayalet görüntüsü yanında şu kişinin de arkasında bir şeyler olduğu görülüyor. Ayrıca hayalet kızın bir elbise giydiği de gözden kaçmıyor. Hayaletlerin elbise giymelerinin ne kadar mantıksız olduğunu daha önce de konuşmuştuk. Ve bu tarz hayalet fotoğraflarının kolay bir şekilde yaratılabildiğinden de bahsetmiştik. Peki burada nasıl bir yöntem var? Montaj mı? Hayır, fotoğrafta montaj yok. Buradaki olayın adı uzun pozlama. Nedir bu uzun pozlama? Yetersiz ışık olan ortamda nesnenin ya da konunun oluşturduğu hareket hissini fotoğrafta dondurmaktır. Örneklerden de anlaşılabildiği gibi uzun pozlama fotoğraflarda bir hareketin daha önceki anılarını da içermesidir. Tıpkı bu hayalet fotoğrafındaki gibi. Hayalet kız ile eğilmiş şekil duran kızın benzerliği dikkatinizi çekmiştir. İkisinin elbiseleri ve saç şekilleri bile aynı. Yani fotoğraftaki hayalet aslında eğilmiş şekilde duran kız. Fotoğraf çekilmeden önce kız ayakta duruyormuş ama tam fotoğraf çekilirken de eğilmiş. Uzun pozlamada bir hareketin öncesi de görüntüye yansıdığı için bu hayalet fotoğrafı ortaya çıkmış. Yanındaki kişinin arkasındaki beyaz görüntü için de aynı şey geçerli. Gördüğünüz gibi şimdilerde yapay zeka ürünü sahte görüntüler türemişken bu teknolojinin olmadığı zamanlarda da çift pozlama, uzun pozlama gibi yöntemler kullanılıyordu. Bu nedenle artık karşımıza çıkan hiçbir görüntüye peşinen inanmamalıyız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.